yakın mı? Sancar efem. He efem. Kalkışın var mı? Geceyi bir koşturuvereyim dediydim ama. Acil miydi senin işin? Yok da. Akın iyiymiş. Götür teslim et. Başım üstüne. Eyvallah, sağ ol. Akın kim? Nereye teslim ediyorsunuz? Sana ne? Sen işine bak. Ben bakacağım işime de. İlgimi çekti. Yani belli ki bana çöktüğünüz gibi adama da çökmüşsünüz ya. Kim bu Akın harbiden? Tanımaktan hoşlanmayacağın biri diyelim. Ha. Sen de kimsin? Sessiz ol Akın Bey. Bana bak, lafı çok uzatmayacağım. Aç kulağını, beni iyi dinle. Güven Çelebi'nin bir dostuyum ben. Bana sende çok para olduğunu söyledi. Benim de paraya çok ihtiyacım var. Anlıyor musun? Tesadüfe bak. Bende de çok para var. 10 milyon falan? Var. İyi. Kaçırayım madem seni buradan. He? Bana gideriz. Para gelince salarım seni. 5 milyon. Nareyi de kaçırırsam 10 milyon veririm sana. Ne diyorsun lan sen? Lan ne diyorsun? Bir de kapımı kaçıracağım sana. Bunu ben bilemem. Dediğim gibi. 5 milyon. Nareyi de kaçırırsan 10 milyon veririm sana. Şimdi size bir teklifim var. Bu sermaye arttırımından vazgeçin. Genel müdürlüğü bana bırakın. Ben de uslu durayım. Burayı hepimiz adına yöneteyim. Sermaye arttırımı için ödemen gereken tutar burada. 10 milyon mu? Sermaye arttırım için 10 milyon mu ödeyeceğim? Ödeyemezsen bize satarsın hisselerini. Haydutsunuz oğlum siz. Çok ayıp. İş insanını tercih ederiz. Vallahi sana bir hafta mühlet. Buldun buldun. Bulamadın, hisselerini satın alırız ona göre. Bak. Bu işin sonu çok kötü olacak. Sen devam etsen olur mu? Biz mahkemeye geç kalacağız da. Kahraman Bey. Umarım bulursunuz. Kolaylıklar dilerim. Sen... Günaydın ablacığım. Dün akşam çok geç geldin, soramadım. Ne oldu velayet davası? Duruşma oldu değil mi? Kim aldı meleğin velayetini? Nare mi, Sancar mı? Bilmem. Beni aramadılar. Nasıl yani, Nare aramadı mı? Velayeti o aldıysa valiz hazırlamakla meşguldür. Peki
Bir soru sorabilir miyim? Sen neden aramıyorsun? Ben sana bir soru sorabilir miyim? Siz niye kaçıyorsunuz? Anlamadım. Yani Nare her fırsatta memleketten, sen sürekli hayattan. Niye? Ben hayattan kaçmıyorum. Ya, işi gücü bıraktın. Evden kapı dışarı çıktığın yok, sürekli evlisin. Belki arabamı Nare'ye vermeseydin, çıkardın. Yani araban olsaydı kullanacaktın, öyle mi? Yani bir kere denedim. Biliyorsun Akın'ı buraya getirirken. Ama yani o zaman gerçekten çıldırmış gibiydim. Evet. Şimdi olsa kullanır mıydım? Yani aslında istiyorum değişmek. Çok iyi. Cesaret etmek istiyorum. Ama arabam yok. Yani konu kapandı. Hay Allah, tam da kaçıyordum. Değil mi? Ne bu? Bu ablamın arabasının anahtarı. Zincirleme isim tamlaması. Bu benim mi? Hı, dışarıda. Sana inanmıyorum. Kaçacaksan bari hayata kaç. Bak hayatı. Akıyor değil mi? Sen de onunla bir aksan mı acaba abla? Durmasan, kaçmasan, sadece aksan. Gidene güle güle, gelene eyvallah yapsan. Ha? Hadi biraz cesaret. Başkalarına benzeme. Kır kalıplarını. O klişeleri kırdığın an hayat başlayacak. Söz veriyorum. Hadi be ablacığım. Kaçma. Bırak korkularını. Hayata ak. Evet. Önce çalıştırıyoruz. Şahane. Gidelim. Döndü. Siz ikiniz nereden böyle sabah sabah? Ablamla vallahi biraz hayata aktık. Ardından da dönerken kahvaltılık aldık. Ver abla şunları. Damla be. Sana zahmet şunları hazırlayıver. Haberleri verin. Nare almış mı velayeti? İnanır mısın Refika Sultan? Tüm Muğla'nın aklında işte bu soru. Bu ne demek lan? Bilmiyorum demek annem. Siz Sancar'la bozuk musunuz yine? Dün biraz ayarı kaçırdık yine. Oğlum, etmeseniz. Bak biz Halise'yle bozuştuk, düzelemiyoruz. Siz etmeyin bari. Peki sabah sordum, yine soruyorum. Niye aramıyorsun Nare'yi? Kahveyi versene. Aramaman için bir sebep var mı? Aramam için bir sebep var mı? Kahveyi uzatır mısın? Kahve iyi bir sebep olabilir mesela. Ara.
Ara. Yetiz. Vallahi zahmet edip bir telefon bile açmadır ama insan merak ediyor. Aldın mı velayeti? Gittin mi? Yetiz, melek yok. Nasıl yok? Sancar mı aldı velayeti? Biz mahkemeye gidemedik çünkü... Nare, Nare. Ya ben burada kızımı bekliyorum Allah'ım. Alo, Gediz abi. Elvan ben. Melek dünden beri kayıp abi. Sancar abim polislerle her yerde arıyor. Borak'ta bekleşiyoruz. Tamam, kapat. Kapat, geliyorum. Ne olmuş? Melek kayıp. Aa. Benim daha şimdi haberim oluyor. Kaçırdım lan kızı, ha? Ha, ben kaçırdım. Ben kaçırdım. Sonra da çok pişman oldum, geri getirdim. Ya bin üstümden be. Gidiz. Beni o kaçırmadı bir kere, buldu. Bu küçük ortak anasıyla babasına kızmış. Evden kaçmış. Yolda buldum, sana gelmek istedi. Melek. Melek. Gidiz. Ben onları göndermesem olur mu? Olur. Durum o kadar ciddi mi? Ben annemi bulmak istedim. Canlarını okuruz onların. Yüzlerine bile bakmayız. Pijamaları burada kalmış. Giydiriverem gari. Ben de süt kurabiye getirdim ama duş mu alıyor? Suyu açınca ağlaması duyulmaz sana. Sancar benim bebeğimin babası. Senin baban değil. Canım hadi gel artık. Yeter bu kadar. Düş çık dışarı. Bütün gece yarım getireceğim diye ağlayamamıştım. Kavruğa yardım derken? Bir
Scarlett'la kaza geçirdik Gediz. Sallama şimdi. Hiç mi korkmadın? Yok, hiç. Ya, bu kadarcık bile. Belki bu kadarcık korkmuş olabilirim. Peki şey, kaza yaptığınızda birileri geldi demiştin. Hani Akın'ı götürdüler filan. Onlar konuşurlarken de mi korkmadın? Ne söylediler mesela? Ya tamam ya. Çok korkmuştum, ağlıyordum. O yüzden de hiçbir şey duyamadım, tamam mı? Korkam işte, korkam. Aa, olur mu öyle şey be? Hiç korkak falan değilsin. Herkes korkar. Herkes. Sadece senin gibi cesur olanlar yardım aramaya çıkar. Gerçekten mi? Gerçekten. Zaten benim artık bundan sonra hep cesur olmam lazım. O niye? Çünkü bu dünyada artık yalnızım. Annemle de babamla da bir daha konuşmayacağım. Kurabiye. Çağırdın. Yok, annem çağırmış. Hadi anne, biz çıkalım, onlar konuşsunlar rahat rahat. Meleğim. Babam. Gidiz gitsinler. Ama anneciğim, bak biz seni çok özledik, çok korktuk. Babamı sabaha sabah ettik. Gidiz. Benim bir kardeşim olacak. Sana söylemiştim, değil mi? Söylemiştin. Ama gerçek değil. Annesi başka. Onu da söylemiştim, değil mi? Tamam Fıstık Hanım. Tamam. Kafamıza vura vura anlattın bize. Şimdi Gediz bize müsaade etsin. Biz de üçümüz konuşalım. Anlaştık mı? Gediz, bize müsaade eder misin? Ne diyorsun? Müsaade hissetti mi? Sen gitmelerini istediğin an ikisini de kapının önüne koyarım. Melek ağlıyorken bahçede biraz konuşalım mı? Mühim. Kavruğun arabasının bagajındaymış. Ne? Ne? Kavruğun haberi yok tabii bindiğinden. Bir yerde durmuşlar, arabayı bir binmiş. Akın'ın sesini duymuş. Sonra? Sonra kaza yapmışlar. Bayağı sarsılmışlar, araba dönmüş filan.
Yere vurunca da bagaj açılmış. Birileri gelmiş. Sesler duymuş ama ağladığı için anlamamış. Sesler kesilince dışarı çıkıyor. Kavruğu yerde yatarken görüyor. Ama kavruk uyanmamış. Kahraman ne ayak? O nasıl bulmuş meleği? Melek kavruğa yardım getireyim derken kaybolmuş. İşte gece bir far görüyor, yola atlıyor. O arabadan da kahraman çıkıyor. Ya bu kadar tesadüf çok canım sıkıyor. Çok canım sıkıyor. Akın'la kahraman mı diyorsun? Ya adam kızımızı kurtarmış. Akın'a ne ara geldiniz? Nasıl bir düşmanlık ya bu? Bak sen şu Allah'ın işine ki. Kavruktan Akın'ı polise teslim edecekken kaza yapıyor. Akın'ı birileri götürüyor. Kızımı da birkaç saat sonra kahraman buluyor. Elim çökelim şuna. Yok artık durun orada. Ne adama sor da mı sormayan? Ben de sizle geleceğim. En azından yanınızda kibar biri olsun. Gideceğim Kahraman Bey kızımı kurtardığı için teşekkür edeceğim. Öyle bir... Şimdi Melek'in yanına çıkacağım ve bir saat burada olmayacağımı söyleyeceğim. Eğer beni beklemez giderseniz döndüğünüzde Melek'le beni burada bulamazsınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Anlaşıldı mı? Lan kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim. Anlaşıldı mı? Bir tane bekliyoruz hadi. Niye haber vermediniz? Harbi harbi bunun bana sistemin edebiliyor mu Gediz'e? O dediğinden sonra. Evde karın hamile. Baba olacaksın baba. Git evinin ailenin başında dur. Nari'ye de yara açmayı bırak. Kime bırakayım? Sana mı? He. Bana. Bırak da açtığım bütün yaraları sarayım. Anladım. Bırak yaralarını sarayım dedim diye ağrına gitti. Kıskandın. Adam yerine koyup haber bile vermedin öyle mi? Ne istiyorsun lan? Kafana mı sıkayım? O zaman adam yerine koymuş olur mu? Az bekle. Karın hamile diye mahkeme velayetini araya versin. O zaman kendi kafana sıkarsın. Ya. Kafama sıkmam. Kızımı ve sevdamı sana bırakmam. Doğru. Her şey senin olsun ha Sancar Efe. Çifter çifter hanımla, çifter çifter çocukla, çifter çifter yaralar. Gediz'e, sen kendi tekini bulsan ya. Senin değil benim tekim. Yani onu kendim açtım kendim sararım. Sen kendine yeni yarın bulursun, yaran bulursun onu bilmem. Yarayı sarar mısın, açar mısın onu da bilmem. Ama bu yar da yara da benim. Haydi gidip kahramana teşekkür ederim. Nari Hanım, hoş geldiniz. Destur var mı boz? Yok desem gideceğim mi Sancar? Yok. Ya boz kusura bakma ben bu sadıcıma yani medeni olmayı bir türlü öğretemedim ama öğreteceğim. Nari kusura bakma pardon. Kahraman boz. Şaşırdım görünce. Huzur evinde sanıyordum. Evde artık. Büyük Boz. Nasılsın? Büyük Boz.
Kimle kahve içiyordun? Babamla. Babanız mı? Merhaba. Nasılsınız? Yok. Yeşilçam aktristi değilsen duymaz seni. Ha. Geçmiş olsun. Eyvallah. Kahve fincan niye babanın sağında? Ne? Baban solak. Kahve fincan niye babanın sağında? Abi ya. Suçluyum değil mi? Fincanı yanlış yere koymuşum. Tutukla. Kahraman Bey, kızımızı kurtardığınız için size ne kadar teşekkür etsem az. Kızımı nerede buldun? Avukat falan çağırayım mı ben? Avukat lazım mı ya? Sana imam lazım. Ama inandırıcı olursan canını bağışlarız. Beni nerede buldun? Köy yolunda işte. Önüm atladı. Kavrun arabayı gördün mü? Melek götürdü. Kaza mı ne olmuş? Ambulans sen mi çağırdın? Ha. Niye beklemedin ambulansın gelmesini? Kızın korkmuştu. Gediz'e gideceğim diye tutturdu. Akın'da mı sen kaçırdın? Akın kim ya? Yeme lan bizi. O gün toplantıdayken duydun ismini. Polise teslim edeceğimizi de duydun. Ama ne hikmetse tam polise teslim edileceği zaman adam... Ben bir şey bilmiyorum. Hem sizin düşmanınız çoktur. Bakınıyorsunuz mu? Bakıyoruz işte. Yeter. Gidiyoruz. Kahraman Bey. Kızımızı kurtardınız. Size teşekkür etmek yerine böyle bir tavra maruz bıraktığımız için ben çok özür dilerim. Eyvallah Nara Hanım. İnsan evladıymışsın. Pek sayılmaz. Ama yine de sağ olun. Borçluyum size. Haydi beyler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Başka filmin var mı senin? Benimkiler hep bitti. Görüşürüz Kahraman Bey. Neredesin? Çık lan! Ya sen ne yaptın? Meyi bulup gittin, ellerinle teslim mi ettin bunlara? Bir de bunu benden sakladın. Ya ben sana demedim mi? Ha, sana söyledim değil mi? Onu kullanıp Nari'yi kaçırabiliriz dedim sana. Şimdi 12 milyon elindeydi. Bana bak lan, bana bak. Hindi, bana bak. 2 dakika önce dolapta titriyordun. Anladın mı? Bana artistlik yapma. Bak, senin gibi... Evde horoz, kırda tavuk adamları hiç sevmem ben. Yemin ediyorum kıtlatırım boynuna. Tamam mı? Ya sen... Sen ne tuhaf bir adamsın ya. Senin için tavuk, dışın horoz sanki. Ne oldu ha? Nare'nin minik civcivine kıyamadım. Nare'nin minik civciviyle işim yok benim. Benim işim gücüm Nare'nin kendisiyle. Tamam mı? Eğer sen Nare'ye kıyamazsan 12 milyon uçar. Sağ dışlarda gelir senin ekmek teknene el koyar. Ona göre kahraman efendi.